Sevgili seyirciler, Büyükçekmece Çakmaklı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'ndayız. Burada bizim çok değer verdiğimiz bir okul müdürümüz var. Büyükçekmece'de 8 yıl şube müdürlüğü yaptıktan sonra bu okulun gelişmesinde ve kalitesini yükseltmesinde büyük emekler veren Zuhal Coşkun hocamla birlikteyiz. Ve Zuhal Coşkun hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, hoş geldiniz. Zuhal Coşkun, öğretmenim. 7 yıl kadar okullarda öğretmenlik yaptım. Bu görev süremin tamamında Büyükçekmece ilçesinde hizmetler verdim. Daha sonra değişik kurumlarda idarecilik yaptım. Şube müdürlüğü görevinde bulundum Büyükçekmece'de. Ayrıca Beylikdüzü'nde de bir müddet şube müdürlüğü görevi yaptım. Beylikdüzü ilçesi Büyükçekmece'den ayrılıp yeni kurulduğu dönemde orada da hizmet ettim. Bir süre Büyükçekmece Öğretmen Evi'nde idareci olarak çalıştım. Ayrıca bütün bu idarecilik hayatım boyunca kaymakamlığımıza bağlı Çocuk Kültür Evi'nin kuruculuğunu ve yöneticiliğini de devam ettirdim. Mesleğimizin artık son zamanları diyelim. Allah nasip etti. Çakmaklı'daki çocuklarımıza hizmet için buraya geldik. Ağustos ayından beri Çakmaklı İlkokulu'nda çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte eğitimin kalitesini yükseltmek, başarıyı artırmak, akademik başarıyı yükseltmek, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bir ivme kazandırmak adına buradayız. Elimizden gelenin en fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. Sayın hocam, bugüne kadar sizin başarılarınızı uzun yıllar takip etmiş bir gazeteci olarak neler yaptınız Çakmaklı İlkokulu'na geldiğinizde bu yana? Çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Ben şuna inanıyorum. Her okul müdürü kendi taşıdığı vizyonu okuluna da taşır. Şuna da inanıyorum. Başarı sadece akademik bir başarı değildir. Çocuğun hayatında bir meslek edinmesi, sonrasında sosyal faaliyetler anlamında bir çalışması olması, hobisinin olması çok önemlidir. Biz ikisini birlikte yapabilen dolu dolu hem kültürlü, akademik başarısı yüksek hem sosyal faaliyetlerde başarısı yüksek çocuklar yetiştirmek adına sportif faaliyetlere önem verdik. Bu anlamda ilçedeki birçok yarışmalarda dereceye girdik. Özellikle zeka oyunlarında okulumuzun koridorlarında, sınıflarında da göreceksiniz. Zeka oyunlarını çok önemsiyoruz ve bu anlamda çocuklarımız yine başarıları, dereceleri var. Sadece dereceye girmek benim kanaatimce çok da önemli değil. Çocuğun bir satranç öğrenmesi, koridor öğrenmesi ve yaşamının her alanında bu tür oyunları oynaması çok daha önemli olarak düşünüyorum. Ayrıca ben resim de yapıyorum. Dolayısıyla biraz daha görsel sanatlara da yatkınım. Geldiğim zaman resim öğretmenimizle birlikte bir planlama, bir proje yaptık. Çocuklarımızla birlikte kantin bölgemizdeki duvarlarımızı resimledik. Çok da güzel oldu, kalıcı bir şey oldu. Ayrıca büyük bir bilim şenliği yaptık. Bu bilim şenliğinde okulumuzun bütün katları dolu dolu çocuklarımızın çalışmalarıyla doluydu. TÜBİTAK için hazırlanan projelerimiz, 23 projemiz vardı bu çalışmalarda. Daha sonrasında her hafta bir etkinlik olduğu için görsel sanatlar ve tasarım öğretmenlerimiz bir sergi yaptılar. Bu muhteşem bir sergi oldu. Görsellerini de size göstermek isterim. Ayrıca sıfır atıkla ilgili bazı çalışmalarımız vardı. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuyla ilgili takdirlerini belirtmişlerdi. Biz şunu yaptık sıfır atıkla ilgili projede. Buradaki öğretmenimizle birlikte bunu planladık. Atık malzemelerden hayvan heykelleri yaptık. Neden hayvan heykelleri yaptık? Bir mesaj vermek istiyorduk. Çünkü bizim denize attığımız teller, çöpler,
Küçük şeyleri balıklar yiyorlar, ölüyorlar. Hayvanlar o plastik malzemeleri yiyorlar, ölüyorlar. Yani o hayvan heykellerini yaparken hem malzemeyi değerlendirdik hem de dedik ki evet, bunlar dünya üzerinde bizimle birlikte yaşayan canlılara sahip çıkmalıyız. Bu canlıları kendi atıklarımızla öldürmemeliyiz. Evet. Ayrıca da o atık malzemeyi de değerlendirmiş olduk. Bu da çok güzel ve heyecanlı bir çalışma olmuştu. Ayrıca bizim Hami projemiz var, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün. Biz çok şanslı bir okuluz. 2 tane hamimiz var. Bir tanesi MEV Koleji, diğeri Alkev Koleji. Kendileriyle birlikte çocuklarımızı, 8. sınıf çocuklarımızı sınava hazırlıyoruz. Birlikte ortak sınavlar yapıyoruz. 2 haftada bir bunu gerçekleştiriyoruz. Çocuklar hem sınav stresini azaltmaya yönelik hem de başarı seviyeleri nerede onu görüyorlar. Bu çalışmada da 8. sınıflarımızın akademik başarısını daha üst seviyelere, daha nitelikli liselere gidebilmeleri adına yapıyoruz. Bakanlığımızın ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa yaptığı bir proje var, malum biliyorsunuz. Bosna'daki kardeş okullarla Türkiye'deki bazı okulları kardeş yapıyorlar. Benim de kardeşim Hambila İlköğretim Okulu. Kendileri bu hafta bir hafta süreyle benim okulumda misafirler. 23 tane çocuğumuz geldi. 4 tane de öğretmenimiz bizim misafirimiz oldu. Çocuklarımız ailelerin yanındalar. Gerçekten çok duygulandık. Ailelerimiz daha ilk günden çocukları kendi çocukları gibi benimsediler. Manevi oğlum, manevi kızım gibi böyle sarılıp fotoğraflarını atıyorlar. Buradaki bakanlığımızın amacı bu çocukların kendi okullarında Türkçeyi seçmeli ders olarak seçmeleri. Çünkü şanlı tarihimizin büyük bir izidir Bosna'daki hayat. Orada malum biliyorsunuz Travnik'ten geliyorlar. Vezirler şehri dediğimiz bir şehirden geliyorlar. Müslüman büyük bir kitle yaşıyor orada. Bu çocuklar kendi bize çok güveniyorlar. Çok önemsiyorlar. Kendilerinden görüyorlar. Biz de onları evladımız gibi kabul ediyoruz. Bütün İstanbul'u gezdirmek gayretindeyiz bir haftalık sürede. İstanbul çok büyük bir şehir. Ama onların ülkelerindeki Osmanlı tarihiyle ilgili izleri inşallah benim çocuklarım da görecek. Onlar Osmanlı'nın İstanbul'daki izlerini de burada görecekler. Allah bunu da bize nasip etti. Böyle bir kardeşlik projesi içerisinde yer almaktan da çok mutluyuz. Evet hocam, başarılar diliyoruz. Zühal hocam hizmetlerini ve uzun yılların verdiği eğitim programlarını anlatmakla burada sizin zamanınızda izlemeye yetmez diyorum. Zühal hocama başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, İngilizce öğretmenimiz Melsa Olçeşer. Evet, Sayın Hocam, Bosnalı misafirleriniz var bugün okulunuzda. Bir hafta boyunca onları ağırlıyorsunuz. Oradan gelen öğrencileri ve öğretmenleri ve onların kültürü nasıl buldunuz? Ortak kültüre sahibiz. Bundan kaynaklı olarak biz ve öğrencilerimiz yabancılık çekmedik. Kültürümüzü, misafirperverliğimizi tanıtmaya çalıştık. Bizler ve velilerimiz yoğun bir ilgiyle karşıladı çocuklarımızı. Hepsi kendi çocuklarından ayırt etmeksizin çocuklarımızı manevi oğlum, manevi kızım diyerek yüreklerine bastılar. Türk misafirperverliğini çok güzel bir şekilde göstermeye çalıştılar. Bunu her gün bize kare kare fotoğraflandırdılar. Çocuklarımız misafir kardeşlerinin Türkçe konuşmalarından dolayı çok gurur duyduklarını söylediler. Aynı şekilde bizler de çok gurur duyduk. Karşılıklı olarak bizler de onlar da kültürlerimizi tanımaya fırsatı bulduk. Çok farklı, aslında kültürlerimizin çok farklı olmadığını gördük. Ne kadar mütevazi olduklarını gördük. Aynı şekilde onlar da bunu dile getirdiler. Ben yapmış olduğumuz gezilerde şundan çok gurur duydum. Çocuklarımız, kardeş çocuklarımız makam ziyaretleri yaptığımız zaman Türk bayrağına böyle hayranlıkla koştular.
resimlerini çekmek istediler. Ben hatta yakınına kadar gittim böyle. O kadar mutlu bir şekilde bakıyorlardı ki yani ben anlatamam yani böyle bir gururu hayatımda yaşamamıştım. Yine kaymakamımız ve ilçe milletvekili müdürümüzle görüşmelerimizde onların ne kadar mütevazi olduklarını dile getirdiler. Bu da çok ayrı bir gurur kaynağı oldu benim için. İlgilerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Aynı şekilde ailelerimiz de onları misafir ettikleri için çok gurur duyduklarını dile getirdiler. Ve çocuklarımızla sohbet ettiğimizde şunu gördük ki çocuklar Türkçeyi çevrelerine de mutlaka seçmeli ders olarak seçmeyenler varsa seçmelerini söyleyeceklerini öğretmenlerimiz ve çocuklarımız dile getirdiler. Ayrıca bizim çocuklarımız da karşılıklı olarak Boşnakça'yı merak ettiler. Bizim öğrencilerimiz İngilizceyi gayet güzel bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama onlara Türkçe'yi öğretmek onlar için çok daha bence gurur verici bir şey oldu. Bunu sürekli dile de getirdiler. Boşnakça'yı da öğrenmeye çalıştılar. Bu gerçekten çok gurur verici bir olay bizim için. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, fen bilimleri öğretmenimiz. Gizem Ersoy ben. Fen bilimleriyle ilgili bu yıl bilim şenliği yaptık okulumuzda. 23 TÜBİTAK projemizin yanında toplam 60 projeyle hem ana sınıfa hem ilkokul hem ortaokul okulun tamamıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Güzel bir proje oldu bizim için. Ve 2 gün süreyle okulumuzu çevre okullardan ve çevre yerlerden insanlar ziyaret ettiler öğrencilerle birlikte. Bu hafta gerçekleşen projemiz de kardeş okulumuzla gerçekleşti Bosna Hersek'ten. Gelen öğrencilerle hem öğrencilerimiz kardeş oldular hem aileleri kardeş oldular. Çocuklarımız diğer çocuklara Türkçe öğretirken aileler de birbiriyle Türkçe konuşmaya başladılar. Bizler de Boşnakça öğrendik onlarla birlikte. Bu da kendi ülkelerinde ve okullarında Türkçe dersinin daha fazla seçilmesine katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bizim dilimizin daha fazla konuşulması için. Zaten Bosna Türklerin yine çok fazla bulunduğu bir yer. Bu şekilde. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili seyirciler, Büyükçekmece Çakmaklı ilk ve ortaokulundaydık. Ve Zuhal Coşkun hocamla ve öğretmenlerimizle çok güzel bir röportaj yaptık. Bizleri YouTube'a girerek Adon Medya yazıyorsunuz. Star TV kanalımızdan izlemeye devam ediyorsunuz. Ben Nezir Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası. Siz hayal ettikçe o yaratır.